Umre'ye gidecek idi. Onunla Umre hakkında biraz görüşeyim diye bir talebi olmuştu. Bugün herhalde gelmedi. Biraz bunun üzerinde düşünüp biraz araştırdığımda aslında ilginç bir şeye denk geldim. Umre ömür kelimesinden geliyor. Ömür yani Arapça bir kelime. Türkçe'ye de geçmiş. İnsan ömrü diyoruz ya. Ve ilginç bir ayet var. Bundan bağımsız gibi duran. Allah peygamberin ömrüne yemin ediyor. Sanıyorum Bakara suresinin 158. ayeti olsa gerek. Ömrüne andolsun ki onlar sarhoşluklarından dolayı bocalayıp durmaktadırlar. Mealinde bir ayet. Yani orada peygamberin ömrüyle onların sarhoş olması, bocalayıp durması arasında nasıl bir ilişki var diye hep merak edilmiş. Sonra bir de bu umre var. Bunlar üzerinde bir sohbet yapalım diye içimden geçti. Evet, aslında bütün dinlerde ibadetlerin gerçekten bir zahiri yönü var, bir de manası var. Yani insana hatırlatmak istediği veya insanın bilincinde açığa çıkarmak istediği bir şey vardır. Bütün ibadetlerin temelinde bu yatar. Kişinin bilincini yükseltmek, kişinin bilincinde bir hakikati açığa çıkarmak gibi bir maksat vardır. Genel olarak bütün ibadetlerde böyledir. Dolayısıyla hani bazen insanlar işte niye ibadet ediyoruz? Allah'ın ibadetimize ne ihtiyacı var diye sorduklarında aslında böyle bir sorunun cevabı çok basit yani. İbadete senin ihtiyacın var. Senin ihtiyacın ne? Gerçek anlamda kendini fark etmek. Daha hakiki bir bilince çıkmak ihtiyacındasın. Ve bunun için Allah bir kısım ibadetleri bizim için tavsiye etmektedir. Umre de aslında insanın gerçek kendine doğru bir yolculuk yapması ve hayata artık o bilinçle bakması anlamındadır. Bununla ilgili bir kişinin güzel bir sözü var. Diyor ki, hayat sen, gerçek sen olduğunda gerçektir. Hayat sen, gerçek kendiliğini bulduğunda gerçektir. Yani sen o zaman hayat nedir anlamış olursun. Sen o zaman yaşamış olursun. Bunun öbür açıdan anlamı şudur. Sen gerçek kendini bilmediğin müddetçe yaşıyor değilsin. Bu çok ciddi bir şeydir ve doğru bir şeydir. Yani gerçek kendimiz bilinciyle, gerçek kendilik öznesi ile bakıldığında hayat doğru anlaşılır. Mesela biz bakalım kendimize, işte bana hayatını anlat deyince ne anlatıyoruz? Yaşadığımız olayların içinde hissettiklerimizi anlatıyoruz. Biraz tırnak içinde olumsuz şeyler yaşamışsan, ya benim hayatımda işte hayat mı ki? Ya neyse işte boş ver, yaşadık gidiyoruz falan diyorsun, değil mi? Neden? Çünkü aslında gerçekten yaşamamışsın. Yani tırnak içinde bir kısım deneyimler senin üzerinden geçmiş.
veya sen onların üzerinde yuvarlanıp gitmişsin. Hayat, hayat olarak yaşanmamış. Sen hayatın ne olduğunu anlamamışsındır. Bunu her açıdan düşünün. Yani böyle çok zor şartlar içinde yaşayan insanları da kastetmiyorum sadece. Çok iyi şartlar içinde yaşamış insanlara da bakın. Son nihai şeyleri öyledir işte. Yani yaşadık mesela gelmiştir. Hani çok şey yaparlar ya böyle komplo teorisyen işte Rockefeller'dan, işte Rothschild'lerden falan. Adam 100 yıl yaşamış, 110 yıl yaşamış. Bakıyorsun son ne yani? Çok keskin bir ihtiyarlık, bir çöküş ve hani elde avuçta bir şey var mı? Yok yani, bir şey yok. Peki Allah niye peygamberin ömrüne yemin ediyor? İşte biraz önce ifade ettiğim açıdan bakmaya çalışır şimdi. Peygamberin ömrü aynı zamanda hakikatin idrakidir. Aynı zamanda fıtratın, özün, gerçek varlığın, gerçek bilincin ifadesidir. Yoksa onun ömrü, ya işte niye benim ömrüme Allah yemin etmiyor değil mi yani? Niye senin benim ömrüme yemin etmiyor? Mevzusu değil bu. Oradaki ömür bir tırnak içinde bir zaman dilimi değil. O bir şuurdur. Yani ömür bir şuur halidir. Sen hakiki şuur halindeysen yaşıyorsun demektir. Bir hayatın var demektir. Veya haysın demektir. Ama gerçek kendiliğin farkında henüz değilsen sen yaşamıyorsun. Sen bir kısım düşünceler, duygular, arzular, beklentiler, korkular, hayaller içinde yuvarlanıp gidiyorsun. Bu ise ömür değildir. Bu hayat değildir. O yüzden hayat sen gerçek kendiliğini fark ettiğin zaman hayattır. Ona hayat denebilir. Ve o insana nasıl yaşadın denildiğinde vereceği cevap şudur. Allah'la birlikte yaşadım. Anlatabildim. Yani nasıl yaşadın? Allah'la birlikte yaşadım. Yoksa işte şöyle doğdum, böyle oldum, annem babam böyle dedi, o böyle yaptı, şu şöyle yaptı, başıma şu geldi, sıkıntılar oldu, işte çok zengindim, deprem oldu, malımı kaybettim, işte şanssız oldum. Böyle bir, size böyle bir hikaye anlatmaz. Nasıl yaşadın? Bana hayatını anlat dediğinizde cevap basittir ama mükemmeldir. Allah'la yaşadım. Ben onunlaydım, o da benimleydi. Ha, Allah sana neyi deneyimletti, neyi tecrübe ettirdi, seni nelerle karşılaştırdı? Anlatabilirsin. Böyle bir anne babayla, böyle bir süreçle, böyle bir eşle, böyle bir çocukla, böyle bir iş hayatıyla, böyle iş arkadaşlarıyla anlatabilirsin. Onlar karşılaştığın şeylerdir. Onlar senin ömrün değildir. Ve dikkat edin, biz o kadar yanlış bir yerden bakıyoruz ki mesela ne oluyor? İşte ömrümü bitirdin diyoruz mesela. Yani ömrümü bitirdin veya işte hayatımı mahvettin. Kim ki bir insan senin hayatını nasıl mahvedebilir? Bir, ikincisi sen nasıl bir hayata sahipsin ki biri senin hayatını mahvediyor? Sen hayat mı diyorsun ona? Öyle bir şey mi zannediyorsun hayatı? Bir insan senin ömrünü mahvedebilir mi? Ömrünü yiyebilir mi? Yiyemez. Dolayısıyla bakın, gerçek bir yerden baktığımızda kavramlarımız da değişir. Kullandığımız cümleler de değişir.
hayat Allah'ın Hay ismiyle fıtratım üzere bütün deneyimlere şahit olduğum bir durumu ifade eder. Yaşadığım bütün deneyimlere bir şahitlikte bulunuyorum. Aynı zamanda bazen katkıda da bulunuyorum. Ama benim hayatım dediğim zaman aklıma deneyimlerim gelmiyor. Benim hayatım nasıl? Nasıl bir hayat yaşıyorum diye kendi kendime sorduğumda orada dikkat edeceksiniz. Bunu soran kim? Bu soruya cevap veren kim? Çünkü soru soran da cevap veren de yanlış bir yerden soruyor, yanlış bir yerden cevap verilmeye çalışılıyor. Nasıl bir hayat yaşadın? Neyi soruyorsun burada? Allah'ın Hay isminin tecellisiyle bir hayat yaşadım yani. Nasıl yaşadım? Böyle yaşadım. Allah Hay'dır, ben de onun Hay ismiyle yaşadım. Cevap budur. Bu süreçte Allah sana neyi tecrübe ettirdi? Sayabilirsin. Ama onlar senin hayatın değildir. Hiçbir şey senin hayatın değildir. Hiçbir ilişki, hiçbir olay senin hayatın değildir. O yüzden işte böyle bizim yaşadığımız da hayat mı falan diye böyle söylemler olur ya. Sanki böyle 1 milyon doları olursa o zaman hayatı yaşamış olacak. Şimdi yaşayamıyor. Her istediğini alırsa o zaman hayatı yaşamış olacak. Ama her istediğini alamıyorsa, sahip olamıyorsa o zaman o kadar yaşamış olmayacak. Neden? Çünkü aslında kişi bu durumda hayatı anlatmıyor. Deneyimlerini anlatıyor. Bakın, bir ayette, hepinizin aşağı yukarı mealini bildiği bir ayettir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Lakin siz şuurunda değilsiniz. Şimdi zahiren Allah yolunda öldürülen kişi ölü değil mi? Ölü değil mi? Şimdi zahiren öyle. Ama diyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Şimdi bu literal Aristo mantığıyla çelişkidir yani, değil mi? Allah yolunda öldürülmüş ama ona ölü deme. Bu ne demek aslında? Bak dikkat et diyor. Gördüğün veya görünenle hakikat, gerçeklik, asli gerçeklik bazen birbiriyle örtüşmez. Sen birini ölmüş görürsün ama ölü değildir. O haydır, o diridir ve Rabbi katında rızıklanmaktadır. Tam tersinden söyle, Allah ile diri olduğunu bilmeyen nedir? Ölüdür ama kendini diri zannetmektedir. Onun da şuuruna varacaksın. O zaman ben neye hay diyorum, neye yaşamak diyorum? Neye canlı olmak diyorum, neye ölü olmak diyorum. Değil mi? Bu bir görünen bir yüzü var, bir de görünmeyen bir yüzü var. Allah'ın, peygamberin ömrüne yemin etmesi aslında Allah'ın kendi hakikatine veya kendi zatına, sıfatlarına, isimlerine yemin etmesidir. Neden? Çünkü peygamberin ömründe açığa çıkan şey bunlardır. Hani peygamberin ömründe var olan şey nedir? Allah'tır. Allah'ın isimleri ve sıfatlarıdır. Yoksa peygamberin işte 61 veya 63 yıllık ömrü değildir. Onun üzerinde tecelli eden İsim ve sıfattır. Allah'ın Hay ismidir. Ona yemin ediliyor. Peki bizde mesela bununla ilgili bir şey var mı? Biz buna dair bir şey hissediyor muyuz, idrak ediyor muyuz?
Mesela benim hayatım aslında Allah'ın Hay isminin bir tecellisidir. Mesela bunu hiç düşündük mü? Mesela hayatım dediğimde veya işte kaç yaşındayım dediğimde ne geliyor aklıma? Veya ben yaşıyorum dediğimde veya biri bana sen yaşıyor musun dediğinde aklıma ne geliyor? Yani tabii ki yaşıyorum. Allah Hay ismiyle şu an beni yaşatıyor. Ve her an onun Hay isminin benim varlığımla bir bağlantısı var. O bağlantıyla ben canlıyım. O bağlantıyla ben yaşıyorum. Yoksa işte buna da yaşamak mı denir deyip böyle kendi şahsi hikayelerini, hoşuna giden veya gitmeyen deneyimleri değerlendirip işte bizimki de hayat mı veya işte bak bunlar işte yaşıyor, bunlar hayatı bunlar yaşıyor. Değil mi? Bazen öyle olur. Gazetelerde, dergilerde, Instagram'da değil mi böyle çok büyük fevkalade şeyler paylaşıyor değil mi insanlar? Yediklerini, içtiklerini, gezdiklerini, tatillerini paylaşıp aslında ne demek istiyor? Bak ben nasıl yaşıyorum biliyor musun demek istiyor. Biz de buna aldanan bir insan mı olacağız? Bak adamlar nasıl yaşıyor? Nerelerde yaşıyorlar? Bizimki de hayat mı? Biz de bizimkine hayat diyoruz falan mı diyorsun? Yoksa orada acaba bu deneyimleri yaşayanlar canlı mı ölü mü acaba? Yemek yiyor ama acaba canlı mı ölü mü? Tatil yapıyor ama canlı mı ölü mü acaba? Bunu düşünüyor muyuz hiç acaba? Değil mi? Gerçekten yaşıyor mu acaba o insan? Yaşarken yaşıyor mu? Yoksa bir ölüden ibaret mi? Zaten öleceğini düşünen insan ölüdür aslında. O yüzden Allah yolunda ölmeye bakacağız. Allah yolunda ölmek demek illa savaşta ölmek demek değildir. Onun yolundaysan Allah yolunda ölürsün. Onun isim ve sıfatlarının tecellisi olarak yaşadığına inanıyorsan ölmezsin. O yüzden Yunus Emre ölen hayvan imiş diyor. Oradaki hayvan demek biyolojik canlılık demektir. Sen bedeninin biyolojik canlılığı ölünce kendinin de mi öldüğünü zannediyorsun? Ona işaret ediyor. Niye aşıklar ölmez diyor? Yani diyor ki Allah'ı hakikaten seven, aşk derecesinde seven ona aittir, ona bağlıdır. Onunladır, ondadır ve ondandır. O zaman o insan için ölüm yoktur. O insan için ölümden bahsedemeyiz. Onun biyolojik bedeninin canlılığı gidebilir, bitebilir. Ama o Allah'ın Hay ismiyle canlıdır. Dolayısıyla bunu idrak edebildiğimiz oranda hayatı yaşıyor oluruz. Gerçekten hayatı anlıyor oluruz ve gerçekten yaşıyor oluruz. Aksi takdirde bir deneyimin içinde yuvarlanırız. Ve hayatımızı dikkat edin, zihnimiz bize nasıl algılatıyor? Yaşadığın olayların toplamı diye algılatıyor. Geçirdiğin senelerin toplamı diye algılatıyor. Hayat bu değildir. Hayat senin Allah'la olduğunu idrak ettiğin durumdur. Bu durumu idrak edebildiğin anlar yaşıyorsun demektir. Bazı insanın hayatında böyle hiçbir an yoktur. Bazı insanın hayatında birkaç dakika vardır. Bazılarının da her an onunla olduğunun bilincinde ve şuurundadır.
O yüzden hayatınızı hiçbir zaman yaşadıklarınız ile tanımlamayın. Hayatınızı biyolojik canlılıkla, takvim yaşınızla, üzerinizden kaç tane güneş yılı geçmiş bununla tartmayın. Hayat böyle bir şey değildir. Hayat takvim yaşı değildir. Hayat Allah ile yaşadığının şuurudur. Bunu yaşıyorsan yaşıyorsun, canlısın. Bunu yaşamıyorsan yaşayan bir ölüsün. Yani zahiren yaşayan ama hakikatte bir ölüsün. O yüzden hepimizin bu anlamda dirilmeye ihtiyacı var. İşte umre aslında insanı zahiren yaşayan bir ölü olmaktan çıkarıp gerçekten Allah ile yaşayan bir insan haline getirme ibadetidir. Yani sen Allah ile yaşayansın. Yoksa işte şu zaman doğdum, bu kadar yıl yaşadım, işte şu falan senede de umreye gittim, şunu yaptım, bunu ettim. Bu değildir. Veya hayatının zahiren nasıl geçtiği de değildir. İnsanların seninle nasıl muamelede bulundukları da değildir. Bedeninin mahiyeti de değildir. Bazen hasta olursun, bazen sağlıklı olur bedenin. Bu da değildir. O da bir deneyimdir. Başka bir şey değildir. O yüzden ömür kaynağının idrakinde olarak yaşadığın andır. Daha doğrusu aslında bir bilinç halidir. Yani onun üzerinden zaman geçmez. O bir bilinç, o bir şuur halidir. O yüzden ayette diyor, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar Rableri katında rızıklanmaktadır. Lakin siz onun şuurunda değilsiniz. O yüzden şuur her şeyin başıdır. Bir şeyi idrak edebildiğin ve ne olarak idrak ettiğin önemlidir. O yüzden bir alimin ifadesidir. Der ki, Allah ile bir an Allah'ı unutarak veya ondan gaflet ederek yaşadığın binlerce yıldan daha hayırlıdır. Bakın bir an daha hayırlıdır. Allah'lasın. Onunla varsın. Ve onunla tamsın. Hiçbir eksiğin yok. Bunu bir an yaşa, binlerce yıldan daha hayırlıdır. Bu aynı zamanda Kadir Gecesi demektir. O yüzden Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O Kadir Gecesi nedir? O bir gece değildir. O bir zaman dilimi değildir. O Kur'an'ın hakikatiyle hemhal olduğun, onu tam olarak idrak ettiğin, onun hakikatine tam olarak ulaştığın andır. O bir şuur halidir. Ve o bir an bin aydan daha hayırlıdır. Neden? Çünkü o an seni kaynağınla bağlar. Seni kaynağına çeker. Artık sen Allah'tasın. Sen yeryüzünde insanlar arasında şunu veya bunu yaşayan bir varlık değilsin. Sen Allah'tasın. Onunla yaşıyorsun. Ve onda olduğunu idrak ediyorsun. O an bin aydan daha hayırlıdır. O insan yaşıyor demektir. O belli bir gece değildir o zaman hocam. Yani Ramazan'ın içinde değildir. Her Kadir Gecesi insanın o gününce geldiği... Tabii ki, tabii ki. Yani yoksa bizim gibi aynı şeyde aramak için yani Ramazan'ın. Ama bizim gibi gafiller
her günü Kadir gecesi yapamadığı için hiç olmazsa bir günün içinde yoğunlaşsın diye Allah böyle bir lütufta da bulunmuş olabilir. O başka bir yönü. Yani evet, her geceyi Kadir bil demiş büyükler, değil mi? Her geleni de. Çünkü evet, yani çünkü idrak eden için her gece Kadir olabilir. Yani. Olma ihtimali vardır. Ama kişi gaflette ise o zaman işte bu gece Kadir gecesiymiş diyeyim, biraz daha Kur'an'la meşgul olur. Onu anlamaya, idrak etmeye çalışır. Dolayısıyla umreden başlamıştık. Umre aslında neden ibaret? Bir yerden başlıyorsunuz, ihrama giriyorsunuz ve tavaf yapıyorsunuz. Temelde bu yani. Bu ne demektir? Şimdi insan, mesela umre, hacca gidenler bilir, işte böyle bir yerden işte harem sınırları denir, belli bir sınırlar vardır. Oranın dışından bir yerden başlamanız gerekir. Orada ihrama girersiniz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. İnsan haktan, hakikatten, merkezinden, kendinden uzak olduğunu önce bir fark edecek. Bak sen uzaklaşmışsın. Kendinden uzaklaşmışsın. Kendi hakikatinden uzaklaşmışsın. Ben ve kendim dediğinde yanlış bir yerden bahsediyorsun. Yanlış bir yerden konuşuyorsun. Gerçek kendin değil o. O zaman uzak olduğunu fark et. Fark et ve orada ihrama gir. Yani zamanın ve mekanın senin üzerinde biriktirdiği, sana giydirdiği, sana kendinmiş gibi zannettirdiği her şeyi soyun. Her şeyden uzaklaş. İhram budur. Bütün hikayelerini bırak. İşte gencim, kadınım, erkeğim, yakışıklıyım, çirkinim, işte şanslıyım, şanssızım, sevildim, sevilmedim. Bütün hikayeleri bırak. Şunu istiyorum, bunu istiyorum, bu olursa mutlu olurum, bu olmazsa mutsuz olurum. İşte hayat niye bana istediğimi vermiyor? Bütün hepsini bırak. Bütün hepsini bırakabilirsen ihrama girmiş olursun. O yüzden ihrama girmek o kadar kolay bir şey değildir. Elbise çıkarmaya benzemez. Buna dikkat etmen gerekir. Bunlar boş şeyler değildir. Yani niye belli bir yerden? Çünkü bak, haram bölgesine gireceksin. Oraya sahte şeylerle girilmez. Oraya ben falanın kızıyım, falanın oğluyum, anam bu, babam bu, bu kafayla giremezsin. O kutsal bir mekandır. Allah'ın Hazreti Ömer'e dediği gibi, pabuçlarını bırak, ayakkabılarını çıkar. Şu anda kutsal bir vadidesin. Sen paldır küldür giriyorsun, ben... Sen kimsin? Adım Ahmet. Şurayı okudum. CV'ni anlatıyorsun Allah'a. O CV'yle sen giremezsin ki. Kendine anlatıyorsun bu hikayeyi. Ben kendim neyim dediğinde ne anlatıyorsun kendine? Hikaye anlatıyorsun. Kendine anlatırken şuradan başladın. Allah'ın kuluyum. Bitti. Bu kadar. Nokta. Bunu deyinceye kadar ihram faaliyetini devam ettirmen lazım. Tam ihrama girmen lazım. Ben kimim? Allah'a aidim. O var ol dedi ve var etti. Bana hayatını anlat dediği zaman bunu diyeceksin. Allah bana var ol dedi ve var oldum. Çok şükür. Varlık kadar büyük bir zenginlik var mı? Yok. Aklına şu gelmeyecek. Ya tamam da işte aile çok
sıkıntılıydı. Anne böyle, baba böyle, yok şu dedi, bu dedi falan. Bak bunlar hikaye. Bunlar soyulman gereken şeyler. Bunlar ayrışman gereken şeyler. Bunlar öyle laf olsun diye söylenmiyor. Bunlar hakikatin ta kendisi olarak. Bakın Kur'an'dan şey yapıyorum. Yoksa orada Allah Hazreti Ömer'e yani ayakkabılarını çıkar mı diyor yani. Daha güzellerini mi giy diyor. Yoksa orada bütün eklentilerden, bütün sonradan oluşmuş şeylerden, kendini tanımladığın ve taşıdığın şeylerden soyun, onları bırak. Onlardan ayrış. Sen onlar değilsin. Aklına bununla ilgili hikayeler gelebilir. Bazı insanlara böyle hayatını anlat deyince böyle bir yüzü düşüyor. Neden? Çünkü anlatacağı bir sürü berbat olay var. Halbuki onlar deneyimlerindir. Deneyimlerini de deneyim olarak anlatmalısın. Kendi hayatın olarak değil yani. Kendi hayatın Allah'ın Hay ismiyle şekillenmiş bir hayat. Bu kadar. Başka bir şey yok. Allah'ın Hay ismiyle ortaya çıkan bir hayatım var. Başı da bu. Sonu da bu. Ortası da bu. Başka bir şey yok bunun içinde. Allah var ol dedi ve var oldu. Allah yaşa dedi ve yaşıyorum. Daha başka hiçbir şey yok. O zaman bütün yüklerinden özgürleşmiş olursun. İşte o zaman tavaf başlar. İhrama girdin, tavaf başlar. Ama ihrama girmeden tavaf olmuyor, değil mi? Neden? Çünkü sen merkezine doğru bir yolculuk yapacaksın. Merkezine doğru yolculuk yapman için senin merkezinde olman gerekir. Ve senin hiçbir geçici, değişken bir şeyi taşımıyor olman gerekir. Bununla ilgili hatta bazen menkıbe kitaplarında şey vardır. İşte Hazreti İsa miracını yapıyor. Cennete giderken üzerinde bir toplu iğne varmış. O yüzden durdurmuşlar denir. Aslında bu ne demek isteniyor? Yani alemden yana hiçbir şey olmayacak senin üzerinde. Hiçbir şey. O şey seni durdurur. O şey senin yolundan seni alıkoyar. O yüzden gerçekten ihrama girmeye ihtiyacımız var. İhrama girmek için illa falan coğrafyaya gitmenize gerek yok. Burada şu anda bunu yapabilirsiniz. Bu anda bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu anda bunun farkına varabilirsiniz. Ve bunun farkına vardığınız zaman o zaman gerçek anlamda yolculuğunuz başlar. Gerçek anlamda merkezinize doğru hareket etmiş olursunuz. Bir iki dakika bana müsaade.
Evet arkadaşlar, dolayısıyla kendimize gerçek anlamda dönebilmek için kendimiz olmayan şeylerin farkına varıp bunların sadece deneyimler olduğunu, iyi kötü ne yaşanmışsa yaşanmış, onların sadece birer deneyim olduğunu fark etmeye ihtiyacımız var. Aksi takdirde bir hikayenin döngüsü içinde kayboluruz. Bir hikaye size kendinizi kendinizmiş gibi zannettirir. O yüzden hiçbir şeyi, yaşadığınız hiçbir şeyi kendim diye tanımlamayın. Aklınıza böyle bir cümle geldiğinde bu doğru değil. Bunu onaylamıyorum. Mesela ben çok kötü şeyler yaşadım. Hayır, böyle bir cümle kullanmıyorum. Bana çok kötü davrandılar ve kendimi çok kötü hissettim. Böyle bir cümle kullanmayın. Annem, babam, arkadaşım, eşim, dostum şöyle davrandı ve duygu dünyamda şöyle şöyle duygular oluştu ve geçti. Bu kadar. Bakın, niye bizde duygular geçmiyor? Çünkü onlara ben diyoruz. Bana şöyle davrandılar, ben böyle hissettim. E şimdi o his gider mi? O his ömür boyu sizi takip eder. Daha doğrusu siz onu takip edersiniz. Siz onun peşine düşersiniz. Neden? Çünkü siz osunuz. Hani acı tatlı ne varsa hazinenizdir çünkü. Onları bırakamazsınız. Ve düşünün. Mesela şunu düşünün. Yaşadığınız her şeyi unuttunuz. Tıpkı anasından doğmuş bir çocuk gibisiniz. Yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz? Yaşıyorsunuz değil mi? Ama bakın, zihniniz ne kadar özgür olur değil mi? Hiçbir şey yaşamamış gibi. Aslında bizim en doğal halimiz böyle bir şeydir. O yüzden tasavvufta veled-i tıfıl kavramı vardır. Yani bir bebek gibi olma haline dönmek diye bir kavram vardır. Yani bu şu demektir. Sen hakikatte Allah'la var olan bir varlıksın. Yaşadığın her şey sadece deneyimlediğin şeylerdir. Bu kadar. Sen onların üzerinden şekillenmiş bir varlık değilsin. İşte ihram, edinmiş olduğun bütün kimliklerden, bütün hikayelerden, bütün deneyimlerin üzerinden ürettiğin benliklerden soyunmaktır. Bunu yaptın mı, o zaman kaynağına doğru bir yolculuk yapmaya başlarsın. Kaynağına doğru yolculuk yapmak için geçmişin tortularından kurtulman gerekir. Bakın, biz nasıl yaşıyoruz? Biz aslında farkında olmadan geçmişi bir yük olarak taşıyoruz. Geçmiş bizim yükümüz. O yükten bağımsız değiliz. Geçmişimizin yüküyle bugüne bakıyoruz. Geçmişimizin yüküyle bugünü yaşıyoruz. Yaralarımızla, travmalarımızla, acılarımızla, utançlarımızla, korkularımızla yaşıyoruz. Onlar sanki bizim hayatımızın ayrılmaz bir parçasıymış gibi yaşıyoruz. Peki sen nasıl kendini bulabilirsin ki? Kendini böyle bulman mümkün müdür? Bütün o yaralarla, o travmalarla kendini fark etmen mümkün mü? Bir ilişkine bakarken bile anne babandan itibaren yaşadığın ilişkilerin penceresinden bakıyorsun. Mesela bir terk edilme yaran varsa hayata o gözle bakıyorsun. Her ilişkin
sen de beni terk edeceksin gözüyle yaşanıyor. Sevilmeyen biri olduğuna inanmışsan her ilişkin sen de bir gün beni sevmeyeceksin hikayesiyle yaşanıyor. Her mutluluğun bu mutluluk bir gün bitecek korkusuyla yaşanıyor. O yüzden mutlu olmaktan bile mutlu olamıyorsun. Hatta ben böyle insanlar görmüşümdür. Çok gülersem ağlarım, o yüzden hiç gülmüyorum. İşte iyi bir şeyin olmasından hoşlanmıyorum çünkü iyi olan her şey bitecek. Öyleyse bitecek olan bir şeyi de yaşamak istemiyorum, iyi olsa bile. Böyle hikayeler duymuşumdur kulağımla. Neden? Çünkü geçmişin yüküyle yaşıyorsun. Geçmişin hikayeleriyle yaşıyorsun. Özgür bir bilince sahip değilsin. O zaman nasıl yol alabilirsin? Gerçekliği objektif bir şekilde nasıl görebilirsin? Bilincin bir şeyler tarafından örtülmüş, bir şeyler tarafından perdelenmiş, bir şeyler tarafından gölgelenmiş. Sen aslında şu anı yaşamıyorsun. Bugünün sahnesiyle aslında geçmişi tekrar ediyorsun çoğu defa. O yüzden dikkat etmek durumundayız. Bütün yüklerden soyunmak durumundayız. Yani gerçek anlamda ihramı giymek durumundayız. Ve kendimizi dediğim gibi hiçbir şeyle tanımlamamak. Bakın hani erkek ve kadın olarak bile tanımlamamak durumundayız. Bedenimizle tanımlamamak durumundayız. Anne babalıkla, evlatlıkla, hiçbir ilişkiyle tanımlamamalısın. Çünkü ilişkiler hayatta önemli bir tuzaktır insanoğlu için. Bu anlamda önemli bir tuzaktır. O yüzden Kur'an bize evlat bir fitnedir der. Aslında evlat ilişkilendiğin her şey anlamına gelir aynı zamanda. Hani genişletirsek anlamı, neden evlat bir fitne? Çünkü evlat benim parçam, benim kanım, manım diyorlar ya böyle insanlar, böyle cahil cahil yani. Sen kendi var etmiş gibi benim kanımdan, canımdan falan filan böyle. Bu yüzden Allah uyarıyor. Onlar diyor bir fitnedir diyor. Yani ne demek? Yani diyor ki senin kendini özdeşleştirme ihtimali en yüksek olan şeylerden bir tanesi. O yüzden dikkat et diyor. Bu sadece onun için değildir. O yüzden diyorum bütün ilişkilerinizi içine alan bir şeydir. Annenizdir, babanızdır, kardeşlerinizdir, evladınızdır, en samimi arkadaşlarınız, dostlarınızdır. Kendinizi hiçbir şeyle tanımlamayın. Ama iyi bir anne olun, iyi bir baba olun, iyi bir evlat olun, iyi bir arkadaş olun, iyi bir dost olun. Bunu kastetmiyoruz bakın. Ama işte ben çocuklarımın babasıyım, çocuklarımın annesiyim. Bak böyle tanımlama kendini. Kendini hiçbir şeyle tanımlama. Hocam mesela bir zat var ya burada yatan. Şimdi biraz onun ismi aklındayız onun. Saptığın kapısına geliyor mesela. Ben Bursa kadısıyım diyor. Yani kendi mesleğiyle tanımladığında içeri alınmıyor. Doğal i̇şte, olarak. Değil mi? Yani Allah'ın kulum dese. Evet, o yüzden benim oğlum, benim o yüzden bazı menkıbe kitaplarında şey der yani. Hatta Beyazıt Bistami'ye atfedilir. Yani bir manevi vizyonda diyor ki böyle cennetin kapılarını gördüm, çok kalabalıktı diyor. Yokluk kapısına baktım, hiç fazla kimse yoktu, ben de oradan girdim diyor. Yani varlık kapısından zor girersiniz. Yokluk kapısından kolayca girilir. Mesela Allah'ın huzuruna çıktın. Nesin? Hiçbir şeyim ya Rabbi. Bu kadar. Günahım var, affına geldim. Sevabın var mı? Vallahi hiç bildiğim kadarıyla bir sevabım yok yani. Varsa da hepsini sen yaptırdın. Senin eserin. Kendime mal edemem. Günahı kendime mal edebilirim. Oradan da senin rahmetine müracaat ediyorum. Senden başka bir kapı da bilmiyorum.
senin takdirine de bütün kalbim razıdır diyebilirsen, o zaman daha fıtri bir yerden başlamış olursun hayata. O zaman o tavaf da kaynağına bir dönüş yolculuğu olur. Ne olarak tavaf edersin? Bir hiç olarak. Neden? Tavaf yapman için ihramlı olman lazım. Bir şey olarak tavaf edemezsin. Bir hiç olarak tavaf edebilirsin. Sadece Allah'ın sana verdikleri var senin üzerinde. Değil mi? Başka bir şey yok. Senin ürettiğin, senin inşa ettiğin, senin hikayeleştirdiğin hiçbir şey yok senin üzerinde. Ne olarak Allah'a gidiyorsun? Allah seni ne olarak yaratmışsa. O kadar. Kendine ait hiçbir şey yok. Ama bakın dikkat edin, ego ne kadar çalışıyor değil mi? Kendine ait bir şey kılmaya çalışıyor. Hatta bununla ilgili çok güzel bir menkıbe vardır. Adamın biri Bağdat'taki halifeyi ziyaret edecek. İşte ona bir hediye götüreyim falan filan. Böyle çok sıcak kurak bir yerden işte halifeye gidecek. Ya demiş, götürülecek en güzel hediye nedir? Su, en kıymetli şey su. Doldurmuş bir testiye, götürmüş. Bakmış ki Bağdat'ın yanından ırmak geçiyor. Almış testiyi kenara koymuş. Demiş hiçbir şeyim yok, hiçbir şey olarak geldim demiş. O zaman onu içeri almışlar. Yani Allah'a ne verebilirsin, ne götürebilirsin? Acizinden ve fakrından başka ne götürebilirsin? Hiçbir şeyim yok ya Rabbi. Sahibim sensin. Benim bütün varım yoğum sensin. Bana ait başka hiçbir şey yok. Benim bir şeyim yok. Bu ne kadar büyük bir özgürlüktür. Ama insan egosu ne yapıyor? İnsanı aldatıyor. Allah'a neyle gideceksin? Ya Rabbi 10 hac yaptım. 15 tane umre yaptım. Var mı arttıran falan, böyle mi gideceksin? Sen o umrede, o haçta hiçliğine vakıf oldun mu? Hiçliğini idrak ettin mi? Bir hiç olduğunu kavradın mı? Kendine ait hiçbir hayrın, iyiliğin, güzelliğin olmadığının farkına vardın mı? Üzerindeki bütün güzelliğin, hayrın, iyiliğin Allah'tan olduğunun farkına vardın mı? Vardıysan işte sen hac etmişsin demektir. Yoksa öbürü sırtına yüklendiğin bir yük daha olur. Ben hacca da gittim, ben umreye de gittim, ben şunu da yaptım, ben bunu da yaptım. Peki bütün o yaptıkların seni özüne mi döndürdü? Yoksa tırnak içinde söylüyorum, varlık sahibi mi kıldı? Benim şuyum var, buyum var noktasına mı getirdi? Yoksa hiçliğinin farkına mı vardırdı? Bakın peygamber ne diyor? Mesela bazıları bunu anlamıyorlar. Ben yarın diyor, bana ne yapılacağını bilmem. Bu şu demektir. Peygamber hiçbir şeyi kendine mal etmiyor. Hiçbir şeyi kendine mal etmediği için, yani Allah bana ne yapacak bilmem dese ki cehenneme, derim ki sen bilirsin ya Rabbi, öyle adaletin, takdirin bunu gerektiriyorsa sen bilirsin. Bilmem ben. Neden? Demiyor ki ben bu kadar insanı imana girmeleri konusunda vesile oldum, şu kadar insanın hidayetine vesile oldum, bu kadar bilmem ne oldum, böyle bir şey yok ki peygamberin. Hiçbir şeyi kendine mal etmiyor. O yüzden diyor ki, bana yarın ne yapılacağını bilmem. Bizim ortalama Müslümanlar da, bak peygamber bile hani cennete girip girmeyeceğini bilmiyor falan diye şey yapıyorlar. Ya konu o mu ya, sen orada mısın hala? Sen cennete mi gireceğim, cehenneme mi gireceğim? Orada mısın yoksa kendi hakikatini bulmak derdinde misin? Peygamber diyor ki, hiçbir hayrı, iyiliği kendimden bilmiyorum. Bana ait değil, hepsi Allah'a ait. O yüzden bana yarın ne yapılacağını bilmem. Allah derse ki, rahmetimden gir. Ki peygamber diyor,
Hiç kimse diyor yaptığı şeyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de diyor. Neden? Çünkü cennete bir şeyle giremezsin ki. Ya Rabbi hiçbir şeyim yok. Senin lütfuna, senin rahmetine sığınıyorum. Dersen girebilirsin. Bu şey gibidir. Yani farz et ki çok muazzam bir sarayın var. Muazzam bir ziyafet hazırlamışsın. Biri de geliyor ki buraya girmek kaç para diyor. Oğlum bu parayla değil ki. Param yok diyeceksin. O zaman alırlar seni değil mi? Param yok, bir şeyim yok. Eğer lütfederseniz girebilirim. Bu sizin lütfunuza bağlı dersen seni alırlar içeri. Yoksa sen kıytırık cebindeki 3-5 kuruşla girmeye kalkarsan giremezsin. Çünkü cennete girmenin öyle bir imkanı yok. Yani yapıp ettiklerinle gireceğin bir şey değil o. O Allah'ın bir lütfu. Allah öylesine diyor ki namaz kılın cenneti alayım. Yoksa hani cennetin fiyatı olduğu için değil o. Rabbinizi tanıyın, bağınızı hatırlayın. Ben de sizi cennetime alayım. Cennet Allah'ın bir lütfu. Onun bir ikramı. Yoksa bizim hak ettiğimiz bir şey değil ki. Ne yapsan hak edemezsin. Çünkü hak ettim dediğin şeyin içinde Allah'ın payı var. Yani merhamet ettim desen Allah diyecek ki dur o zaman ben senin kalbine koyduğun merhameti geri çekeyim bakayım onu yapabilecek misin? Yapamazsın. Desen ki ilim öğrettim ona verdiğim aklı alın bakayım kalır mı ilmi? Kalmaz. Neyinizle cennete gireceğinizi zannetseniz, düşünseniz, bakın onun içine, onun içinde Allah var. O zaman senin olabilir mi o? Yaptığım ibadetin içinde bile Allah'ın lütfu var. O zaman akıllıysak ne yapacağız? Ömür boyu ihramda duracağız. Hiçbir şey giymeyeceğiz. Tırnak içinde dünyevi, maddi, zahiri. Ben şunu biliyorum, bunu yaptım, bunu ettim, kitap yazdım, falan ettim. Bırak bunları. Bunlar öylesine söylenen şeyler. Hakiki olarak, ya Rabbi, hiçbir şey olarak sana geldim. Hiçbir şeyim yok. Bir sen varsın zaten. Senden başka neye var denilebilir ki? Değil mi? Mutlak vardan başka bir var olabilir mi? Biz o varlığın gölgeleriyiz, asılları değiliz. Ve diyoruz ki ya Rabbi sen varsın. Ne kadar mükemmel bir şey. Ne kadar büyük bir hafiflik aslında değil mi? Ama bakın böyle bir olmaya çalışın ne kadar ağır bir yük. Ego sizlere sürekli hatırlatıyor. Bir şey ol, bir şey ol, bir şey ol. Kendini göster, kendini ispat et. Hakiki insan kendini ispat etmez. Kendiyle Allah'ı ispat eder. Ben sana merhametli davranıyorsam bu benden değil. Ben neyim işte bak zahiren gör neyim? Bir atom ve organ topluluğu. Bu mu fedakarlık yapacak? Hani bir adam kitap yazmış ya gen bencildir diye. Doğru gen bencil olabilir ama insan fedakar olabilir. Çünkü insan genden ibaret değildir. Sen kendini eğer biyolojik bir varlık zannediyorsan sen nasıl merhamet edebilirsin? O merhamet bu kalıbın içine konmuş. Görünürde bu kalıptan çıkıyor gibi gözüküyor ama bu kalıptan değil ki. O zaman bütün bunların kaynağı nedir? Bütün bunların kaynağı Allah'tır ve iyi ki de Allah'tır. Çünkü ben bunları üretemem. O yüzden bir alimin ifadesiyle diyor ki varlık yükü ağırdır, sen bu yükü taşıyamazsın. Varlık yükü ağırdır, sen bu yükü taşıyamazsın. Bakın insanlara abi diyor var olmaya çalışıyorum. Bazen soruyorum ne yapıyorsun? Ya işte mücadele ediyoruz. Niye diyorum? Var olmaya çalışıyoruz. Ya diyorum içimden bu çok ağır bir yük almış. Çok ağır bir yük almış, altında kalacak yani. Varlık Allah tarafından sana bahşedilen bir şey.
Sen kendini mi var etmeye çalıştığını zannediyorsun? Uyurken bile kendinin farkında değilsin. Uyanmasan haberin bile olmayacak, değil mi? Öyleyse sen hangi varlık yükünü taşıdığını zannediyorsun? Kendimi var etmeye çalışıyorum, var olmaya çalışıyoruz. Varlığın sonsuz lütfu ve keremi içindeyiz. Bunun şükrünü eda etmeye çalışıyoruz. Bu ne kadar büyük bir lütuf. Allah'ın mülkünde yaşıyoruz, onun mülkünde çalışıyoruz ve onunla varız. Bu ne kadar büyük bir lütuftur. Ve bunun birine ispat edilmeye de ihtiyacı yoktur. Bakın, o sahte benliğimiz bizi her zaman her yerden kandırmaya çalışıyor. Varsan o zaman diyor kendini ispat et. Varsan kendini sevdir, kendini beğendir, kendini onaylat, takdir kazan, hayranlık uyandır. Niye abi? Yani niye bunu yapacağım? Yani ben bu yükün altına niye gireyim? Değil mi? Gir gir fena olmaz diyor. Alkışlarlar diyor falan. Sonra abi, sonrası meçhul. Sonrası ağır bir yük. O yüzden yine bir alimin ifadesiyle bu dünya diyor, nefsin gözüyle bakarsan bir üzüm yedirir, 100 tokat vurur. 3 gün alkışlanırsın, 4. gün niye alkışlanıyorlar diye üzülürsün. Çünkü 4. gün başkalarını alkışlıyorlardır. 5. gün bir başkalarını alkışlayacaklar. Bakın ben bir zaman, ben derken o yani sahte benlik anlamında söylüyorum zahiri olarak. Ben bir zaman gençtim. 20-25 yaşında. Şimdi 57 yaşındayım. Şimdi bu ben miyim? Ben dersem kendime haksızlık yapmış olurum. Ama eğer nefis nazarıyla bakarsam bunu demekten başka elimde bir çare olmayacak. Diyeceğim ki ya ben bir zaman gençtim. İşte taşı sıksam suyunu çıkardım. Şimdi ihtiyarladım ama işte göstermiyorum falan filan. Numara yapmaya çalışacağım. Genç gösteriyorum değil mi falan filan diyeceğim etrafa. O diyecek ki acıyacak bana, diyecek ki genç gösteriyorsun. Biri de suratıma yapıştı, ne genci diye işte yaşlanmışsın kabul et diyecek bir yerde, değil mi? Bu sahtekarlıklara girmek zorunda mıyız yani? Değil mi? Kendini beden zannedip niye bu kadar yükün altına giriyorsun? Bu beden sana verilmiş bir emanet. Bir gün aldığın gibi bir günde bırakacaksın yani. Niye bunun üzerinden kimlik üretiyorsun? Bak bir zaman gencim diyordun, bir üzüm yedin. Şimdi her gün yaşlılık tokadını yersin o zaman. Eğer kendini beden kabul edersen. O yüzden diyor o alim, eğer nefis nazarıyla bu dünyaya bakarsan bir üzüm yedirir, 100 tokat vurur. O yüzden uyanık ol. Nefis nazarıyla bakma. Hakkın nazarıyla bak. Allah seni nasıl görüyor? Allah diyor ben sizin yüzlerinize, bedenlerinize, suretlerinize bakmam diyor. Sen diyorsun ki sen bakmıyorsun ama ben bakarım diyorsun. Böyle bir cehaletin içindeyiz ya. Ne kadar garip bir şey. Ben diyor bakmam diyor Allah ya. Boyun kısa mı, uzun mu, saçın dökülmüş mü, genç misin, yaşlı mısın, yakışıklı mısın, değil misin? Ben bunlara bakmam. Sen bunlar değilsin diyor. Sen benim ruhumdan üflediğim varlıksın diyor. Şeytan surete bakıyor. Şeytan diyor ki o topraktan ben ateşten diyor. E peki sen şimdi şeytanın tarafında mısın, Allah'ın tarafında mısın? Bu kadar bedenine özenmek, bu kadar bedenine odaklanmak ne demektir? Değil mi? Bir düşün bakalım. Neredesin? Hangi tarafta duruyorsun? Ben senden daha güzelim diyen insan şeytanın tarafında mıdır, Allah'ın tarafında mıdır? Ben senden daha gencim, daha güzelim, daha yakışıklıyım. Ne diyorlar başta? Daha fitim, daha freshim diyenler kimin tarafından konuşuyorlar? Allah'ın tarafından mı konuşmadır bu? Şeytanın tarafından bir konuşmamız. O yüzden Allah kendimize gelmemizi öneriyor. Neden? Çünkü senin kendini sahtelikler içinde kaybetmeni istemiyor. Velev ki bütün insanlar kendilerini sahtelikler içinde kaybetmiş olsunlar.
sen kaybetmeme şansına sahipsin. Bak Allah peygamberin ömrüne yemin ediyor. Bir tek peygamber de kalsa yine peygamberin ömrüne yemin edecek. Neden? Çünkü o peygamber Allah'la yaşıyor. Onun için ömrüne yemin ediliyor. Sen de Allah'la yaşıyorsan, bunun şuurundaysan Allah senin ömrüne de yemin eder. Neden? Çünkü senin ömrün onun Hay isminin bir parıltısıdır. Yoksa öbür türlü senin ömrün ne olur? Mezar taşındaki iki rakamın arasındaki tireye döner. 1956-2006 tire, 2006 o olur. Senin ömrün ne olur? Senin ömrün bir mezar taşında ya da bir kağıtta rakamlardan ibaret olur. Halbuki senin ömrün o mudur? Hayır. Senin ömrün Allah'ın Hay isminden gelen bir parıltıdır. Sen busun. Senin hayatın budur. O yüzden kimse senin hayatını çalamaz, senin hayatını berbat edemez. Senin hayatını karartamaz. Bütün o kavramlar, cümleler, yorumlar yanlış yorumlardır. Ve asla onların tuzağına düşmemek ihtiyacındayız. Evet, dolayısıyla arkadaşlar gerçek anlamda ömür, hayat, yaşam nedir? Buna dikkat etmeye ihtiyacımız var. Hayat dediğimizde, ömür dediğimizde deneyimlerimizi kastetmiyoruz. Ne yaşamış olursam olayım. Bak peygamber ne yaşamış olursa olsun, değil mi? Önemi var mı? Hayır, hiçbir önemi yok. Taşlanmış da olabilir, dışlanmış da olabilir, ambargoya uğramış da olabilir. Öldürmek için insanlar peşine düşmüş de olabilirdi. Bak bunların hepsi gerçekleşmiş. Ama peygamber Allah'la yaşamış. Bakın en ölümcül anda bile o hicrette bir mağarada peşinde onu öldürmeye çalışan insanlar ne diyor Hazreti Ebubekir'e? Hüzünlenme, Allah bizimledir. İşte hayat budur. Hayat böyle bir şeydir. Böyle olursa yaşamışsınız demektir. Böyle olursa bir hayatınız var demektir. Ve unutmayın, bu hayatı korumak zorunda da değilsiniz. Çünkü bu Allah tarafından korunuyor. Siz sadece üzerinize düşeni yapın. Susadığınız zaman su için, acıktığınız zaman yemek yiyin. Ama hayatı siz var edemezsiniz. Peygamber orada şunu demiyor mu hocam? Yani orada öldürülebilirlerdi. Yani fiziki anlamda kuracak Allah bizimle derken. Tabii. Yani biz Allah bizimledir diyor. Allah bizimledir demek, yani merak etme bunlar bizi bulamazlar demek. Bunlar bizi göremezler. Bak örümcek de bilmem ne yaptı. Bak güvercin de falan değil yani. Allah bizimledir. Ve bu değişmeyecek olan bir şeydir. Öldürülseler de zahiren değişmeyecek bir şeydir. Ne olursa olsun değişmeyecek bir şeydir. Dikkat et diyor, hüzünlenme. Yani başına gelebilecek hiçbir şey seni hüzünlendirmesin. Neden? Çünkü Allah bizimle. Biz de onunlayız. Bu hiçbir şeyle değiştirilemez. Hiçbir şey bunu gölgeleyemez. O yüzden hiçbir şeyin bunu gölgelemesine izin vermeyin. Gölgeleniyorsa bu sizin bilincinizin gölgelemesindendir. Hakikatte o hiçbir zaman gölgelenmez. Ama siz gündelik korkularınızla, gündelik hikayelerinizle bazen onu gölgelersiniz. Allah bizimledir. Unuturuz bunu o zaman. Ne İsmail kiminle falan dertle, ödeyeceği faturayla. Veya işte şununla bununla. Nerede Allah bizimle? Allah bizimle. Evet her zaman bizimle ama ben kiminleyim? Oraya dikkat etmem gerekiyor. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.